Ben geldim. Hoş geldin. Merhaba. Ay hoş geldin Gülecem. Nasıl da anma gelemedim ben ya. Önemli değil. Dayım da gelemedi zaten. Elim nasıl oldu, iyi mi? İyi, iyi. Babam yanında. Güzel. Sen ne yapıyorsun Yıldız? İyi. Aysel. Kapıya bakan yok, ben bakayım bari. Bak en iyi yaptığın iş zaten. Bir şey mi dedin Zehracığım? Demedim Yıldızcığım. Hello. Ben geldim. Bir aradayız. Ha, bana bunu söylemeyi düşünüyor muydun? Tepki vermekte son derece haklısın. Ama bunun başka bir yolu yok. Ya ben şimdi bu kadının aynı çatı altında mı yaşayacağım? Erim bu evden gidemez. Annesini görecekse bu benim yanımda olacak. Anlaşıldı mı? Pardon da ben senin neyinim? Aysel falan mıyım ben? Ya sen bana böyle bir şeyi nasıl sormazsın? Yıldız, oğlum için aldığım kararlarımı ne sorarım ne de önceden haber veririm. Tamam, senin için ani oldu. Farkındayım. Ama alışsan iyi olur. Böyle bir şeye alışılır mı? Bir süre alışacaksın. Erim kendini iyi ve güvende hissedene kadar. Sen de biraz idare et. Aa, çok özür dilerim, rahatsız ettim. Ali'cim bir bakar mısın? Ne oldu? Erim bizi görmek istiyor da. Geliyorum. Sana birlikte söylemek istedik Yerim'cim. Sen kendini daha iyi hissedene kadar ben burada kalacağım. Gerçekten baba? Gerçekten abi. Annen doğru söyledi. Çok iyiymiş. Aşkım benim. Yalnız bir şartım var. Bundan sonra benden bir şey gizlemek yok. Yani ne oluyor, ne bitiyor gelip bana anlatacaksın. Tamam. Ha, okul müdürü aradı. Sana sataşan çocuklar var ya, onlar uyarı almış. Birkaç gün evde yat, dinle. Olur mu? Zaten raporun var. Sonra gezeriz, dolaşırız. Ha? Benimle gelir değil mi? Tabii ki gelir tatlım. Dayınsız olur mu hiç? Baba, çok teşekkür ederim. Rica ederim oğlum. Senin mutluluğun benim mutluluğum demek. Sağ ol. Ya siz böyle yemeklerinizde sessiz sedasız mı yiyorsunuz hep? Niçin kimse konuşmuyor? Yeni duruma alışmaya çalışıyoruz da ondan. Yeni durum derken Yıldız'dan bahsediyorsun herhalde Zehra'cığım. Yoksa bana gayet alışıksınız. Benden sonra menülerde değişiklik mi yaptınız?
Hiçbir değişiklik yok. Yarın ben şu menülere bir el atayım. Böyle hiç olmamış yani, taze fasulye, mercimek. Gerek yok. Ben ilgileniyorum her şeyle. O anlaşılıyor zaten. Senin ilgilendiğin o kadar belli ki. Ender, ilk günden şansını bu kadar zorlama olur mu? Alo. Ne haber? Zeynep, Ender bize taşındı ya. Ne? Of, erim iyileşene kadar burada kalacakmış. Sen ne yapacaksın o kadınla evde? Ne yapacağım bilmiyorum. Delireceğim herhalde. Bir de bir görsen, Halit'in karşısında süsüm süsüm sürüyor. Ay hay Allah Yıldız ya. Neyse dur, sakin ol bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.